kimin umurunda? Anlatıyorum, anlamıyorsun ki.
yanında horul horul uyuyordu. Sen adamı çıldırtır mıydın lan? Adamı deli edersin ya. Ya ben iki canlı oluyorum. Aynı anda hem senin yanında hem diğer kadının yanında nasıl olacak? Bir, Sena. Senin gibi içten pazarlıklı olanlardan korkma. Oğlum, çalışabildin mi? Ne çalışması baba? Duymadık zulkları kandakileri. Sabaha kadar tepkidiler. Ne uyuyabilir ne çalışabilir. 10 gün sonra da sınavım var. Ne yapacağım bilmiyorum. Ev sahibi onları yukarı kata nasıl çıkarmış? Kira bile almıyormuş. Akılları sıra bizi canımızdan verdiği evden attıracaklar. Vallahi değil gürültü patırdı. Evi temelinden yıksalar vız gelir. Önümüz kış nereye çıkacakmışız? Hem niye çıkacakmışız ki? Davayı da kazandık. Evet. Tahliye davasını kazandık diye herif deli olacak. Bütün kiracıları tahliye etmedi, bir biz kaldık. Adam kendine yediremiyor. Ulan yukarı kata da öyle de sistemleştirmişler ki. Oğlum yavaş. Yap ya. Ne var ya, seni millet bulacak, geçmeyi işte ne hesap edeceksin? Oğlum, boş yere dırlanma. Bak orada ne yazıyor? Doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Bu kaçıncı mahkeme? Hepsini de biz kazandık ya. 18 yıldır evinde oturuyor. Bir güne bir gün kirasını geciktirdik mi? Asla. Nasıl çıkaracakmış evden? Çıkarır abi çıkarır. Ziya yalancı dedi mi? Herkes yakası yıkıyor. Nasıl çıkarır oğlum? Memlekette kanun var. Ya. Aha! Daha aşağı mı lan başladılar yine? Sabaha kadar tıp tıp tıplarlar üstüme. Ah! Ne gecesi var ne gündüzü? Bir de baba biliyor musun? Bütün kabahat sende. Bende mi? Evet sende. Adam geçen yıl geldiğimiz partiye girdi. Yani girsen ne olur da? Onlar kızdı işte. Kim? Baban mı partiye girecek? Ya bırak onu. Oğlum benim partide ne işim var? Ben siyasette ne yaptım? Siyaset kim ben kim? Ya baba adam sana gel üye ol demiş. Üye. Ne olurdu sen ki üye olsaydın? Adamlar memlekete ile geçirmişler hele. Sen de o partide çalışıp bir diğerlere gelsen fena mı olurdu? Hiç. Düşün artık. Senin gibi salağını bile ne mertebelere getirdi. Para bak bir bak. Lafını bir de konuş lütfen. Lütfenmiş. O beğenmediği tavucu Mesut var ya. O partide çalışıp ne durumlara geldi biliyor musun? Adam DS'yi de müdür yardımcısı olmuş. Ne olmuş? Müdür yardımcısı. Bak hala ona buna yardımcılık yapıyormuş. Hiçbir bok değişmemiş yani. Sus Nuri! Ya neden anlamak istemiyorsunuz? Ben siyasetten korkarım, partilerden korkarım. Baba sen siyasetten korkarsın, ticaretten korkarsın. Baban her şeyden korkarım, her şeyden. Evet korkarım, siyasetten korkarım, ticaretten korkarım, bir de rezaletten korkarım. Ya neden beni anlamak istemiyorsunuz siz? Bu Ziya Yalakçı var ya Ziya Yalakçı. Babasının oğlu olsa ona hız gelir. Niye? Çünkü adamın dini imanı para para. Baba! Baba! Necip! Anne! Baba! Baba! Aşağıda da yeni kiracılar taşınıyor. Orası boşalalı bir hafta bile olmadı. Kimmiş kız gelenler? Ay 8 tane genç kadın da bir tane de yakışıklı adam anne. O ne demek? Evet. O eve 8 orus bu taşınır demek anne. Merak oğlum merak.
Buyurun çek 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 biz. Oğlum sen de sabırlı ol. Bir güvenlik bu kadar. Ne demişler? Zafer sabreder. Zafer sabreder sabreder. Alıştık gittik şimdi. Zafer. Kalkma ki yeter abi. Ya bak kalın bak kalın. Bak kal bu saatte gel. Baba annem ve kız lan. Esmer'imizi yaralamak. Gel gel. Lan ben böyle bir aylık bin kağıtlar hem de dedikodu hem de bir sene
gelip elimi öptürttüğüme veririm. Öpürmem elimi. Münasip bir bulunca çıkacağız. Münasipmiş lan, size münasip çadır. Çadır he. Gece onda sizin neyinize yetmiyor ki? Ya siz ne demek istiyorsunuz? Ya size yeter abi. Ömrümün geldiğinden beri hapishaneler gibi duruyorsunuz ya. Hastanınız! Size ne yapacağım diyor ama. Beni de nâhi mi verdiniz? Size fuzulen işlerden dava açacağım. Fuzulen işlerden davalar açacağım. Bizi tehdit mi ediyorsunuz? Tehdit ediyor. Ne olacak? Kuraş. Şey Ziya Bey, Metin'in kusuruna bakmayın. Merakından sordu. Bana hayır bir şey değil oğlum Metin. Tehdit mahdet. Sizi var ya çalgıyla, türküyle attıracağım. Çok kaybetmişsiniz ya. Şu yukarı yeni taşına doğuşlara bir kule bile oturup demeyen bile gitmemişsiniz. Hani diyorum ki el ete köpmekten dudak aşınmaz buyurmuş büyüklerimiz. Valla bunları keyfiye de diyecek yok ha. Yukarı katta da müzik var. Alay ediyorsunuz bizimle. Yok alay değil. Al benim yerimi çöksün, altında sit oldukta içildi, varsın, dam defenize çöksün. Ya, bir mahkemede haklı olduğunuz ortaya çıktı. Sizin bu memleketin kanunlarına hiç hükmetiniz yok. Valla hanımefendi, benim bu memleketin kanunlarına karşı en derin bir hürmetimle de gayet yüksek bir saygım var. Lan Mehmet Bey, kalkan bakayım ayağa. Senin bu memlekete ne faydan var? Yok değil mi? Bak yok işte yok. Ama ben vatanını imar eden hakiki vatanperver imanlı bir müteahhitim. Ben ne yapıyorum? HES yapıyorum, yol yapıyorum, karayolu yapıyorum, ondan koplu yapıyorum. Şimdi mantık olarak bu kanunların kimden yana olması lazım? Hı? Kim haklıysa ondan yana. No! Ondan yana! Gel lan bakayım, Nuri Bey şurada dur bakayım. Sana bir şey daha soracağım şimdi. Beni çok dikkatle dinle, dur lan orada bak. Buyurun efendim. Ya daha bu vatanın üzerinde senin başını sokacak bir deliğin bile yok ya. Var mı? Ne var lan? Deliğin. Ha delik. Bak haddim olmayan adam ben böyle dövün beş apartman sahibiyim. Ve dedi o daha çok sayıda üzerine apartman dikilecek asam var. Her vatandaş vazifesini yapsa benim gibi bu memlekette. Apartmandan geçilmezsiniz değil mi Ziya Bey? Metin! Ziya Bey belki sizin de siyasetle uğraşmamanız gerekiyor. O niye lan o? Çünkü siyaset bilgi, görgü, eğitim. Ve vatan sevgisi. Vatan sevgisi! Vatan sevgisi! Vatan sevgisi! Benim bağrımda kor olmuş yanıyor delikanlı. Zaten vatan sevgisi hepimizin bağrında kor olmuş yanıyor. Onu anladık. Peki diğer o üç maddeye ne diyeceksin? Hangi üç? Bilgi, görgü, eğitim. Lan! Lan bana bak lan! Lan bana bak lan! 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 Lan sen ne dediğinin farkında mısın? Lan delikanlı he? Bunlar ya bunlar. Nebi Muhammed. Bunlar da Allah sevgisi yok. Din yok. İman yok. Nebi Muhammed. Allah sevgisi. Din, iman olmayınca. Yakacağım. Yakacağım. Yakacağım bunları. Yakacağım bunları. Yakacağım.
başım sessiz oldu ya lan. Yeter ama babaya. Gerçekten yeter. Ben şeyim işte var ya. Kiracı getirmiş. Adamın adını biliyor musun? Solucan Osman. Solucan mı? Evet. Adam gayet namlu bir kabadaymış. 185 tane sabıkası varmış. Adamın sabıka defteri dolup taşmış. Üst kattakiler hadi neyse. Şimdi bir de alt kattakiyle uğraş. Ya var ya böyle üstten alttan böyle kıskaç gibi kıstırdılar bizi. Allah yardımcımız olsun. Doğrular yardımcısıdır Hazreti Allah. Bakalım ne olacak? Baba. Sana kolay gitsin. Oğlum, karakola gitmek kolay mı? Karakola gideceksin, ne yapacaksın? Şikayet yazacaksın, ondan sonra komiser beye derdini anlatacaksın. Bir sürü iş. Ah! Ay! Ne oldu kız? Ay! Bir şey! Ay! Oh!
tarihi bilen bazı olaylar... Oğlum! Takip ettiğin yeri kaybettin. Ben zaten devam edeceğim, bunun demiş anlaşıldı. Ben ne yapayım? 10 yıl sonra sınavım var diyorum sana. Ha, oğlum ben ne yapayım, bir şey anlaşılmıyor. Hep neymiş bu ezberlediklerim? Şahsiyet bozukluklarım ama... Yani bir insan bedeninde iki ayrı zıtlılık girmiş oluyor. Allah Allah! Ne hastalıklar var öyle annem? Evet anne, dünyanın en iyi insanı de kendini de haberi olmadan başka bir şahsiyet bozukluk bir tane tek şey yok. Yok artık Metin! Vallahi kız, benim gibi insan içinde şeytanlar taşıyor. Metin kes artık! Yabancı değiller ki. Burada kalsalar da olur, öyle değil mi?
arkadaşım, tekrar hoş geldiniz. Bak bey amca, şimdi benim sana iki çift sözüm var. Buyurun efendim, buyurun. Sen kendini varırken tahliye edeceksin. Benim de başımı belaya sokmayacaksın. Hemen Allah'ım, beladan korkmam. Ama sen neymesin buna yani? Sana yazık olur. Ben de her iş harbi. Anlayamadım efendim. Harbi diyorum lan. Seni neden çıkartacağız ya? Beden 2000 papel yürüttüm. 2000 papel? 2000 papel hiç. Ne yapalım? Geçim dalgası yani, bizim meyolumuz bu. Ya ben dalgama taş attırmam. Bu yüzden sana 2 gün müsaade. 2 gün sonra bu evden toz vereceksin. Toz. Tamam mı? Tamam. Bu arada beni tanımadığın için de tanıyanlara sorup kim olduğunu öğreneceksin. Öğrenirim, öğrenirim. Şimdi buradaki arkadaşlar beni tanır ama yine de ben böyle kendimi methetmek daha geçenlerde Arapça amir kömür var ya. Var abi. Bak! Aldım paçasını aşağı her gelenin. Kaç gündür aynasızlar da ensemde, burada yaramız da var, paçamız da var helal yani. Ben de gençliğimde senin gibi pek iddetliyim. Derken iki tane kadınla böyle gidiyorum. Ulan bir anda o basılmaz mı? Bakma, ben aya bakma, bana yapılırma. Derdim tak. Gençliğimde ben de senin gibi pek hiddetliydim lan sonunda. Bir keresinde var ya, hiç unutmam. Böyle İstiklal'de gidiyorum, yanımda da bir hatun. Karşıdan 2 tane delikanlı geliyor. Bu hatuna bakmaz mı? Allah! Kan sıçradı beynimden. Sürdüm ceketimi, oraya adamın suratına attım. Orada bir duvar bulup duvarın üstüne sıçtık yönetim bir anda. Beni sanırsın spildir ben. Üstüne atladım, korkudan kovulup kaçtı. Kaldı ikincisi, oradan tuttular, yapıştım, şak 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 şak. Adamı tokat temiz ettim. Ben var ya ben, gençliğimde bir meyhaneye oturduğumdan var ya, bir büyüklerimde de kalkmasın valla. Kaç koy! Efendim? Şov diyorum, bitti mi Spiderman? Fıçık, fıçık, ağzına fıçık. Yandın ulan, yandın. Solucan Osman abi, önümüz kış. Bari kışı, kışı geçir. Skoy vermedim lan! 2 gün sonra geldiğimde seni burada görürsem deşerim lan! Tamam mı? Tamam ha? Hadi bana müsaade. Maestro. Kimden korkmam, bana hız gelir.
kimdir dedi? Şeyden. Horoz canavar anne. Ha onlar. O da kim? Aslında bir katil anne bütün gazetelerin haberi var. Tabii canım duymadın mı? Bütün İstanbul polisi peşindeymiş. Yakalanması da anne teresiymiş. Horoz. Aa kızım. Bak şu haydut tatlarını. Kim bilir adama ne yapmışlardır da adam haydut olmuştur. Ölelerini göreceğim araya. İnsanın canavar olacağı geliyor. Canavar. Sana da pek yaraşırdı doğrusu canavar. Anne! Hayır! Anne! Babayı konuşmayın! Ben sen burada. Sen mi? Yok baba. Sana diyorum Mehmet. Sabah belli de olur.
olup duruyor mu? Hiç. Bir de hiç diyor. Lan nasıl hiç? İki saatte silik oluyor. Allah Allah. Ağaçhan huzurdan, arabonun etrafında, davanı yarıp et gibi. Pardon. Geldin gittin. Gittin geldin. Geldin gittin. Yani senin meramın ne? Şimdi efendim, benim bir şikayetim vardı da. Neymiş şikayetin söyle bakayım bana. Bir şey efendim. Aa, bir dakika, bir dakika. Sen kim oluyorsun lan? Ben? Evet. Ben sıradan bir vatandaşım. Aha! Sıradan bir vatandaşsın değil mi? Öyleyse senin şikayetin polislerdir. Estağfurullah. Bizim polisten ne şikayetimiz olabilir? Aa, öyle değil mi canım? Vatandaşsan polisten başka neyden şikayetin olacak? Ha, yok vatandaş değil daha yüksek bir zavatsan. O zaman ararsın komiserliği. Komiserim, durup bundan bundan ibaret dersin. Telefonu kapatırsın. Ama sen... Lan! Lan ne yapıyorsun? Şikayetinden vazgeçtim dedim ya. Üf. Bakalım biz şikayetimizden vazgeçtik mi? Hadi, takip et beni. Gel bakalım, gel. Gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım, daha gel. Bak gelmiyor. Lan! Lan niye gelmiyorsun? Evet, bak. Hep, 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 nasıl? Ne nasıl? Beste. Hangi beste? Yeni bestem. Gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım, daha gel bakalım. Gerçekten çok güzel. Hadi o zaman. Tut elini. Yürü bakalım, yürü bakalım. Yürü bakalım. Merdivenlere dikkat et ne olursun. Çık bakalım, çık bakalım. 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 Hamdi. Evet komiserim. Oğlum yeni beslenme. Evet komiserim yeni yaptım. Hayrola Hamdi? Komiserim, şikayet olan birini derdi istedim getirdim. İyi, getir bakayım şöyle karşıma. Lan! Lan! Lan gelir misin? Lan ben sana bir daha karakola gelmeyeceksin değil mi? Dedim mi demedim mi? Efendim ben karakola ilk defa geliyorum. Sus lan sus! Dışarıda her boku yiyorsunuz, ondan sonra karakola geliyorsunuz, ondan sonra ilk defa geliyorum diyorsunuz. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Lan! Şöyle gel bakayım. Masanın önüne. Dön bakayım, dön şöyle. Lan durmadan dön! Dur! Geç bakayım yerine. Geç. Peki, Hülya. Buraya gelin. Hamdi, oğlum ne yapıyordu? Komiserim, karakolun etrafında tabanı yarık it gibi dolanıp duruyordu. Tabanı yarık it gibi. Evet komiserim. Başka ne yapıyordu? Komiserim, geldi gitti. Gitti geldi. Evet komiserim. Buyurun bakayım. Evet, evet. Bak çocuklar, ben bunu yerden çıkaracağım ama. Şöyle bir bakın bakayım ya. Nasıl çıkarabilecek misin? Vallahi komiserim, bana da tanıdık geldi bu adam ama. Ya. Kızım, ananamar dosyasını getir bakayım. Var. Allah Allah. Evet geldin, gittin, gittin, geldin ha. Ne yanlıştı lan? Sus, sus, sus. Allah. Allah. Getir bakayım kızım, getir. Ya. Çabuk şunu be yara! Kalk lan! Kalk çabuk! Kalk! Kızım kalk şunu ya! Kızım ya!
herhalde. Çabuk lan, çabuk! Lan bana bak, sakın kıpırdama. Hadi oğlum. Hadi lan. Müdürüm kolay gelsin. Nasılsınız müdürüm? Sağ olun müdürüm. Müdürüm, inanmayacaksınız ama biz domuz canavarını yakaladık. Allah belamı versin ki müdürüm. Evet evet, komiserim şu anda tutuyor. Fotoğrafı mı? Bir saniye müdürüm. Evet evet, fotoğrafının aynısı. İsmi mi? Komiserim ismini soruyor. İsmin ne lan senin? Nuri. Soy ismin? Nuri Sayaner. İsmi de soy ismini de tutuyor müdürüm. Evet evet. Üzeri mi? Komiserim üzeri. Aradık da aradık üzeri. Aradık aradık. Temiz. Sağ olun müdürüm. Kolay gelsin. Hamdi! Lan arzu hürmetlere ederim be seni. Bu da tatlı arzu hürmetlere. Lan! Hamdi! Ne? Lan buraya gelsene! Gelsin değil mi? Yapamazsınız abi. Çabuk 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 çabuk! Kalkın 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 kalkın! Sen de müsaade edin. Komiserim siz de müsaade eder misiniz? Sen de kalk lan! Ah! 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 Vay 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 vay! Polisin, jandarmanın, Interpol'ün arayıp da bulamadığı Toros canavarını yakalamak bana kısmetmiş be! Vay Toros canavarı vay! Dağların tatsız kralı, şehirlerin sayılı fırtınası, meşhur yan kesici, can akıyıcı, Toros canavarı demek sensin ha! Vay 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 vay! Komiserim bak, bu büyük bir yanlışlık var. Size yemin ederim ben Toros canavarı değilim. Bir de ben Toros canavarı değilim diyor. Farkında mısın? Babamı karakola gittiği zorlayan sen değil miydin lan? Ben çalışamıyorum. 7 kere 10 kere 15 kere domuzdan geri de kıvamı almaya geldim.
olmamıştır bile. Yani babam şimdi nerede Metin? Kızım of, nerede olacak? Otel odasındadır. Bu evin gürültüsünden de sizin dırdırlarınızdan da kurtuldu. Sen neler söylüyorsun oğlum? Delinin soruna bakanlığı ya, otelmiş. Yeter ha! Bırakın kavga etmeyi. Babamız nerede onu düşünelim. Yok yok. İndiler şu anda. İndi. Çocuklar, evliliğimiz boyunca babanız bir iş için Ankara'ya gitmişti, oradan da hastadır. Hatta mısız kağıdını düşürmüş, çaldırmış bile. Ay ben tanımaz mıyım babanızı? Hayatta dışarıdan rahat edemez. Ya anne, yok. Boşuna telaşlanıyorsun. Bak göreceksin, biraz sonra gelecek. Ah keşke gelsin. Aa gelse de başını etini yesene. Aa yok oğlum yok, gelsin ağzını aç. Anne kız, şu Metin'i yollayalım da gidip şu karakola bir baksın. Yok ben bunu kafasını atacağım öyle rahat. Ya ne dedim, ne dedim ben? Ya annesi manyağı var, duruyorsun ya sen. Anne kız, hadi polise gidip ne diyeyim ha? En yaşında bu çocuk kayboldu mu diye. Saçmalamayın lütfen ya. Ne olacak Metin? Anne! Metin! Günay! Durun! Ben gider bakarım karakola. Gel kız böyle. Kastecilik biz kaldırırız, kalarız ötekiler.
yapacaklar ya. Tabii bize de çeyrek verirler değil mi anne? Verirler, verirler. Ben bir alırız diyorum. Kızım sen ki. Kesin bir yazı sağ salınız anne. Alırız annem, alırız. Yardım edin mi göbek yağlarım için anne? Hadi annem. Anne Ahmet'in nerede kaldı? Beş saattir ortada yok. Hadi. Keşke olsa var ya olamasak. Bak şimdi doğru düzgün pazarlık da yapamam. Bir öne. Bak be anne. Hadi annem. Annem. Annem yavaş anne. Ne yavaş? Annem yavaş. Anne. 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 Geç hadi anne, geç. Müjdeler olsun, müjdeler olsun.
Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, gözün yasaydı, gözün yasaydı, gözün yasaydı. Gözün yasaydı. Efendim, endişe etmeyiniz. En kısa zamanda evinizi boşaltıyorum. Ama ne boşaltması, ne tahliyesi. Sizden kira isteyen mi var ya? Felakete uğramış ve de haksızlığa uğramış bir aileyi. Böyle sofa atma. Nasıl bir haysiyetsizlik, şerefsizlik. Aa, siz neler söylüyorsunuz? Aha, ben de ne dediğini bilmiyorum. Bakın yoksa bilmeden bir kusur mu işledik? Bir kusurumuz olduysa bağışlayın bizi. Hani böyle diyorum Möre abimin tahliye olduğu bir günde. Olmuş mu? Ama haberiniz yok muydu? Benden mi duydunuz? Evet, sizden duydum. O zaman verin benim müjdemi. Müjdemi istiyorum, verin benim müjdemi. Ben vereyim bari. Günaydın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hanımefendi, Burçuk Hanım, Burçuk Bey. Bu da bir tersizliği olsun. Yalancı yavrum. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Ben bunu benim torunlara götüreyim. Anne, biz şimdi Toros canavarıyla ailede mi yaşayacağız? Cesur, kahraman.
Ahmet'i delalet için ediyorum ya, vallahi Allah. Gör abi, ben var ya, bu gazetelerin yazdığı hiçbir şeye inanmadım. Yalan! Vallahi yalan. Evet. Gazeteler sallar, bu gazetelerin hepsi yalan. Değil mi lan? Vallahi yalan. Allah bak, soruşalım. Ben öyle değil, böyle korkma. Şey, yastık neyim, o şey olur mu ya? Hadi ya, çabuk ya, vallahi Allah. Abim, bir de masaj yapayım abi. Ya. Lan, desene geriye. Lan, tatlı değil mi? Kızım. Hoş geldin baba. Geçmiş olsun be. Sağ ol. Valla korkulu bir rüyaymış. Yiğenim geldi geçti işte. Geçti. Geçti ama Nur abi imanımı derdi de geçti abim. Lan. Bundan sonra sana bütün yollar helal. Lan bana bak lan şu olacak. Vallahi senden geçe kaldım işte. Geç lan yerine geç. Lan oğlum biraz yerini bil ya vallahi Allah. Nur abi sana bir şey derim mi? Vallahi hapishanenin hacini arıyor dedikleri vakit var ya. Vallahi var ya hepimiz çok memnun olduk. Boşumuz kabardı sana. Vazifemiz ne abi? Bundan sonra kim? Ben. Kim? Solucanız var. Anlatana bundan sonra memleket ve yap yapmış abi. Helal. Niye lan geldin İrak'ın böyle? İrak'ın böyle oturuyor oğlum ya. Allah Allah. Şşş. Öyle abi. Sana bir şey diyeyim mi? Bak bu evde tamirat değil. İstiyorsan yaptıralım. Yeter ki sen sakin ol, hiçbir şeye karışma ve de bizim eski kusurlarımızı bağışla. Yalnız ya abi. Allah'a kabul etmem, senden o kadar kirağı kabul etmem. Ayrıca bir ihtiyacın neyim olup da bize demezsin. Vallahi bu cennetim, evet. Kuş herif sana. Söyle, akıcım. Eğer müsaade etmem, vallahi etmem. Eder miyim lan? Etmez. Hayır sana şunu da al, bir ihtiyacın neyim olup. Lan! Olacak. Amin. Kıvrılakma oğlum. Kıvrılak abi. Hadi lan kıvrılak. Bundan sonra bir şeye ihtiyacın olduğunu da söylemezsen. Nur abi huzi maşerli kelim yapanlar. İnanım. Nur abi. Helal. Sana bu yollar. Aynen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Nur abi. Nur abi. Nur abi. Allah Allah. Çocuklar. Beni bak. Bu adamlara ne olmuş ya? Ev sahibinde bir değişiklik var. Evet. Sanki benden korkuyorlar gibi. Öyle değil mi Merivan? Öyle gibi, öyle gibi. Öyle gibi. Hey, siz nasılsınız? Sizi öyle özledim. Lan kızım, sağ ol başım ağrı. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. At onu, at. At annem, at. Tamam annem, at artık. Merivan, nesi var kızım? Hiç, giderdin gözlü ya baba. Deyinçler şaşırdı şaşırdı. Değil mi kız? Hala şaşırıyor. Şaşırma anne şaşırma. Şaşırdı ha. Oğlum okul nasıl gidiyor? İyi baba iyi. Nasıl gitsin işte. Bildiğin gibi. İyi. Demek geçtin. Çok sevindim. Geçemedim baba. Ne? Kaldın mı? Hep benim yüzümden. Bir bak. Duruşmalara gelmemek de iyi yaptınız. Biz aslında aslında çok istedik. Çok istedik de sen üzülürsün diye gelmedik. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Sizi oralarda görmeye dayanamazsınız zaten. Bir bak. Ne tuhaf. Sanki bu evden daha duvar yormuş gibi. Senin canın bir şey mi senin? Canını istiyorsa söyle ben hemen yaparım. Bir baştan da canım bir şey istemiyorum. Ya sahi bu aşağıdaki kabadayıya ne olmuş? Ne olmuş? Hep sahibi desen o da bir acayip. Sanki benden korkuyorlar gibi. Ne dersin? Acaba beni gerçekten torat canavarlı sandılar değil mi? Bilmem ki. Aa korksunlar. Demek ki bu dünyada itibar canavarlara. Siz niye öyle duruyorsunuz? Neler oluyor? Hiç. Bir şey olmuyor. Bileyim. Sanki beni ilk defa görüyormuş gibisiniz. Böyle yadırgamış gibi bir haliniz var. Ah! Yok baba, canım. Neden yadırgıyorum? Yani. Yadırgıyorum. Şaşırdım. Annemin dediği gibi şaşırdım. Baba şaşırdım. Öyle geliyor. Sanki geldiğine sevinmemiş gibisiniz. Ah! Sevinmez olur muyuz? Çok sevindik. Değil mi çocuklar? Çok! Çok! Ne yalan söyleyeyim ben. Başka türlü buldum. Senin uykun
gelmiştir. Ben hemen yatağını hazırlayayım senin. Yatmak mı? Ne yapmasın Mehriban? Ben bir yıldır hapishanede yatıyorum zaten. Dinlenmekten yoruldum. Sizi öyle özledim ki. Hadi oğlum anlatın bir şeyler. Anlatırız baba! Baba anlatırız, anlatırız. Annemin dediği gibi. Vallahi billahi komşendirdik. Mehriban, hadi kur sofrayı da yemek yiyelim. Ha? Biz yemek yiyelim. Hadi benim karnım tok. Biz o zaten yedik. Ama senin için nasıl yiyen bir şeyler? Yediniz demek. Mehriban, benim koleksiyon kutum nerede? Metin, git bul babanın koleksiyonunu. Hadi anne, git bul. Kız git sen de yardım et. Ben mi? Sen de. Metin, ben de. Bak, biliyorsun o ahşap kutu bana babandan hatıraydı. Babam da hep o ahşap kutuyu kullanırdı. Anne, ben bulamadım. Metin gitsin de gardırobun oraya baksın. Metin. Hadi bul da getir. Hadi oğlum. Hadi oğlum get. Hadi annem hadi. Hadi bana iyi geçelim. Bu nereye? Şey baba. Uykum geldi. Biraz da kitap okurum öyle uyurum. İyi geceler. Sanki benden kaçıyor. Niye kaçsınlar? Sen yok gene Berker öldü. Akşam yemeği yemeden öyle mi? Hapishanede var ya, bu saçmalıklarımı bile özledim.
Aman da sende de mi yeri var? Biri var. Siz hepiniz inanıyorsunuz değil mi? Benim sahiden Doros canavarı olduğuma inanıyorsunuz. Solucan Osman, Ziya Yalakçı da korkuyor benden. Herkes korkuyor. Ama belki de haklılar. Belki de ben gerçekten. Hayır diyorum. Ben öyle bir adam değilim. Ben yapamam öyle şey. Boş ver canım. Geçti gitti. Kurtuldun ya. Kurtuldun mu? Suçlu olmadığımı söylesene bana, bilini bak. Neden suçlu olacaksın? Sen bir şey yapmadın. Öyleyse neden herkes böyle? Bir sene sizden ayrı nasıl yaşadığımı hiçbiriniz sormadınız bile. Senin uykun gelmişti, ben yatağıma hazır mıyım? Yatağıma? Pijamaları yatağın üzerine koyarım. Benim biraz başım ağrıyor. Biri var! Doğrulardan yana ödün vermedim. Korkaklığım yalanlarda, sahteliklerde, ellerin söylediği umurumda değil. Var ise mihriban, bayansa. Ellerin söylediği umurumda değil.
kanlı diye damgalanmasına vicdanım müsaade etmedi. Vicdanımdan da alt kanla faydalanacak ya o yüzden. Onun da mı adını bu hissedeler? O da anlaşılmış. Bundan 3 sene evvel yolculuk yapan bir tren belasında düşürülmüş bir nüfus kağıdı bulmuştu. Bu nüfus kağıdı Nursel isminde bir vatandaşa aitti. O günden beri hep o nüfus kağıdını kullandım. Hakiki Nursel Nevi Toro Canavarı diye damlanmasına vicdan müsaade etmeyince teslim oldum diyor. Şimdi anlaşıldı mı? Şimdi anladım. Hani size bahsetmiştim ya, babanız nüfus kağıdını düşürmüştü diye.